arkadaşlar. Zeynep Hoca ben. Yine ben. Ve ne yapıyoruz? Biz aslında tarihsel bir felsefenin tarihsel bir serüvenine çıktık arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Sizle birlikte bir yolculuk içerisindeyiz. Bir felsefi yolculuk içerisinde sizle birlikte şöyle bir geziniyoruz. Bir turdayız şu an. Felsefi bir tur diyebiliriz buna. Nelere baktık? Biz aslında felsefenin doğuşundan itibaren tarihsel süreç içerisine baktığımız için arke problemine baktık. İlk filozoflara baktık. Ve ilk filozoflar içerisinde doğa filozoflarına baktık daha çok. Ve geldik artık yavaş yavaş felsefeye damgasını vurmuş tap amcalara bakmaya başlıyoruz sizle birlikte. Ve başlayalım o zaman istiyorsanız. Bu tap amcalardan en önemlisini göreceğiz sizle birlikte. Sokrates'i göreceğiz. Bu arada sofistlerden de bahsedeceğiz biraz. İlerleyen zamanlarda işte Platon, Aristo ve bu şekilde devamına bakacağız. Şimdi birazcık size dediğim gibi tanıtmak istediğim kişiler var. Biraz daha onların düşüncelerini tartışmak sizle yani bir merak uyandırmak ve aslında gibi bir takım düşüncelerini size aktarmaya çalışma çabası içerisinde yapmaya çalışacağım. Şimdi burada neyi göreceğiz? Daha çok Sokrates ve sofistlerin bilgi ve ahlak anlayışlarına bakacağız sizle birlikte. Şimdi bu sofistler ne demek? Sofistler arkadaşlar gezgin öğretmenler. Bunlar neler? Bunlar paralı öğretmenler. Yani para karşılığında öğretmenlik yapıyorlar, bir şekilde danışmanlık yapıyorlar, köy köy geziyorlar. Bazen bunlar şey olabiliyor, işte o zamanın ünlü kralının ya da devlet adamlarının danışmanlığını yapıyorlar. Yani anlayacağınız işin aslı eski zamanlarda felsefede para varmış arkadaşlar. Şimdi hani bölüm olarak çok fazla tercih edilen, Türkiye'de çok fazla tercih edilen bir şey değil ama zamanında para getiriyormuş. O zamanlarda yaşamak varmış diyorum. Neyse yani bu adamlar kısaca hani kelime olarak bakarsak gezgin öğretmenler. Aslında bunu biz bunlar bize çok yabancı şeyler değil. Nelerde görüyoruz? Hani tarihten hatırlayın. Bizde de nedir? İşte lalalar, atabeyler gibi neler var? Aynı şekilde danışmanlar, öğretmenler, şehzadeleri eğiten kişiler var. Tabii ki de yani öyle sofist olabilmek için ne gerekiyor arkadaşlar? Bunlar bilge kişiler. Yani bilge, bir filozof hiçbir zaman kendine gerçi bilge demez ama yani bilgelik yolunda olan kişiler. O yüzden bu kişilerin birçok alanda birçok ilgileri, yetenekleri söz konusu. Ama sofistlerin yani daha doğrusu filozofların en temel özelliklerinden bir tanesi de retorik sanatında çok fazla. Retorik sanatı da çok fazla gelişmişler. Retorik de ne demek? Güzel söz söyleme, hitabet sanatı. Bu çok önemli çünkü yani bazı bir insan öyle bir konuşur ki siz gerçekten sizi alır götürür başka yerlere doğru götürür. O yüzden de nedir? Retorik sanatında yani özlü sözler söyleme ve düzgün hitabet sanatında gelişmiş kişiler diyebiliriz. Şimdi bu sofistler içerisinde özellikle iki tanesinden biraz daha fazla bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Protagoras ve Gorgias. Bunlara bakacağız sizle birlikte. Şimdi bilgi felsefesinde biz sorduğumuz sorulardan bir tanesi şudur. Doğru bilgi mümkün müdür, değil midir? Yani ben bazı şeyleri, bir şeyi bilebilir miyim, bilemez miyim? O zaman ne diyelim? Doğru bilgi mümkün müdür? Bu soru üzerinde duruyorlar. İşte Protagoras olsun, Gorgias olsun arkadaşlar biz buna felsefi terimlerde, hani felsefe terminolojisinde septikler diyoruz.
septiklerde kuşkucular demek. Şimdi hayatta şüphe etmek, şüpheci bir insan mısınızdır bilmiyorum ama kuşku aslında bir noktada iyi bir şeydir. Neden iyi bir şeydir? Çünkü bir şeye körü körüne inanmak haricinde sizi ne yapar? Sürekli sorgulamanızı ve daha fazla ilerlemenizi sağlar. O yüzden bir noktaya kadar kuşku iyi bir şeydir. Yani bir şeylerden kuşkulanmayan insanlar çok daha kolay bir şekilde ne yaparsınız? İşte çok daha kolay bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Çünkü eleştiri açık değildir ya da şey değildir. Yani bir hayatında bir şey yoktur. Fakat yani şimdi birazdan anlatacağım. Aşırı derecede kuşkulu insanı paranoyaklığa götürür diye düşünüyorum. Paranoyak almak da çok zor. Yani hani sizi bir yere doğru götürmez. Bir hayatınıza bir şey katmaz diye düşünüyorum. Şimdi biz felsefe terminolojisinde dediğim gibi özellikle bilgi felsefesinde Protagoras olsun, Gorgias olsun bunlara septikler diyoruz. Septikler yani kuşkucular. Yani bu adamlar ne yapıyorlar? Her şeyden kuşkulanıyorlar arkadaşlar. Hatta var mısınız yok musunuz? Varlığın kendisinden bile kuşkulanmaları söz konusu. O yüzden de yani biraz fazla uç noktalarda olduğunu düşünüyorum ama bize kattıkları çok önemli bir şey var. Hani sabitlikte kalmamamızı sağladılar. Yani eleştirel olmamıza yol açtılar. Hani fikirleriyle, şeylerle diyebiliriz. Düşünce biçimleriyle. Mesela bunun en güzel şeylerinden bir tanesi Protagoras diyor ki insan her şeyin ölçüsüdür. Yani her şey size göre olduğu zaman insana göre olduğu zaman bu bizi neye doğru götürür? Relativizm. Umut hocanız da zaten herhalde fizikte de geçen kavramlardan bir tanesi bu. Umut hocanız da size anlatır. Arada bir bakın. Görecelik. Relativizm görecelik demek arkadaşlar. Yani burada neyden bahsediyoruz? İşte felsefenin zaten çok öznel bir şey olduğundan bahsetmiştik. Yani her şeyin ölçütü nedir? Sensin. Göreceli. Kesinliği olan bir şey yok. O yüzden de dediğim gibi bir kesinlikten bahsetmiyorlar. Şu nokta şudur. Varlık vardır. Doğru bilgi mümkündür. Asla demiyor diyebiliriz Protagoras. Keza Gorgias da aynı şekilde hatta belki daha uç boyutuna doğru götürüyor. Diyor ki hiçbir şey yoktur. Yani hiçbir şey bilemeyiz. Olsa da bilemeyiz. Bilsek de ne yapamayız? Başkasına aktaramayız. Aslında tabii nihilizminde nihilizm hiççilik demek bu arada. Nihilizmde en hani temellerini atıyorlar diyebiliriz. Peki bu adamlar bunları neye göre söylüyorlar? Hani bir örnek verirsem daha ya daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Örneğin benim işte ya sınıflarda en büyük problemimiz şu oluyor. Özellikle yaza doğru işte kimi öğrenci diyor ki hocam ne olur klimayı açın ben ölüyorum çok sıcak bitiyorum. Klimayı açıyorum. Diğeri diyor ki hocam ben dondum artık yeter işte dayanamıyorum. İşte burada ergenlik zor bir şey arkadaşlar. Şimdi ama tabii ki de baktığınızda havanın belli bir sıcaklık derecesi var. Fakat kimine göre o hava kimine göre sıcak, kimine göre soğuk. A'ya göre sıcak, B'ye göre soğuk. İşte yani insana göre, ölçüsüne göre değişmesi söz konusu. Böyle olunca da ne oluyor bu sefer? A'ya göre hava sıcak, B'ye göre soğuk. Yani sıcak ya da soğuk diyemezsiniz diyor Gorgias. Yani hiçbir şeyden tam olarak emin olamazsınız. Olsanız da başkasına aktaramazsınız. Zaten aktarırken de yani bir şeyinden ikinci bir kişi girdiği andan itibaren zaten farklı bir şeye doğru dönüşür diyor. Ama hocam yani şimdi şöyle diyebilirsiniz ki ben de öyle diyorum. Tamam da yani belli bir sıcaklık var.
dediğim gibi. Hani insanın atıyorum hani yaşayabileceği bir sıcaklık vardır. İşte biz ne diyoruz? Eksi derecelerde üşüyoruz biz gibi. Ama işte yani adamlar da burada hataları diyebiliriz. Şüpheye bir şeydir. Yani kısaca Türkçe meali, kısaca bu 10 dakikalık konuşmanın ana fikri şu arkadaşlar. Şüphe iyidir, hoştur, güzel ama fazlası size paranoyaklığa, hiçliğe ve aslında yani sonuçsuzluğa doğru götürür. O yüzden yani dozunda şüphe etmek, bir şeylerden şüphelenmek iyidir diyebiliriz. Bir kere daha söyleyeyim, septikler de kuşkucular demek bu arada. Şimdi gelelim Sokrates'e. Aslında Sokrates için hani bir video bile çekilebilir. Çünkü Sokrates en önemli bizim felsefi figürlerimizden bir tanesi. Çok güzel sözleri var. Çok anlamlı kişilerden birisi. Mesela nedir? Sorgulanmamış yaşam yaşanmaya değmez diyor. Gerçekten de öyle. Hani yani adam diyor ki ot gibi yaşama arkadaşım, git kendini bir, ben neyim, ben kimim, ben ne yapıyorum, nereye doğru gidiyorum, bu hayattaki varlık amacım ne, bunları bir sorgu, sürekli bir sorgulama içerisinde ol diyor. Sokrates'in hayatı, tabii ki hayatına bakmak gerekiyor, hayatı çok ilginç. Yani bizim için önemi nedir, birazdan daha iyi anlayacaksınız. Bu arada Sokrates'in bize gelmiş hiçbir eseri yok arkadaşlar. Biz bunu nereden biliyoruz? Sokrates'in hayatı ve işte öğretileriyle ilgili şeyleri nereden biliyoruz? Öğrencisi Platon. Bu arada bazı yerlerde Platon Eflatun'dur arkadaşlar. Hani bu yöredeki kullanımı. Eflatun ve Platon aynı kişiler. Platon'un yazdıklarından daha çok biliyoruz Sokrates'in hayatı ve şeyleriyle ilgili olarak. Bu arada işte hani çok ünlü ne vardır? Sokrates'in savunması vardır örneğin. Bunu da kim yazmış? Sokrates'i Platon yazmıştır. Öğrencisidir, şeyidir bu arada. Sokrates'e bizim için, yani insanlık tarihi için önemi şuradan geliyor. Bu arada biraz hani şeylerinden de bahsedelim. Sokrates, diğer sofistler, şimdi hani biraz önce söyledim ya hani o zaman felsefe para ediyormuş, hani bayağı iyi durumdalarmış diye. Şimdi Sokrates aykırı bir tip. Neden? Hani o sofistlerden aykırı bir tip. Çünkü eski püskü kıyafetleriyle yani hani böyle çok zenginlik içerisinde olmadan, daha çok hatta yoksulluk içerisinde yaşayan bir kişi, sürekli yani böyle fil dişi kulelerinde felsefe yapmıyor. Yani oturduğu yerden felsefe yapan bir kişi değil. Sürekli işte halkın içerisinde, pazarlarda, oralarda, buralarda insanlarla sohbet eden, sürekli hayatın içerisinde olan birisi Sokrates. İşte çok şey bir hayat var. Ve ne oluyor? İşte bizim için ve insanlık tarihi için, felsefe için ve insanlık tarihi için en önemli noktalarından bir tanesi. Ama çok şey, filozofya o zaman işte başlıyor zaten. Aykırı olmak, şey yapmak. Diyor ki insanlar, yani işte diyor, çok tanrılar yok, sizi kandırıyorlar, inanmayın. İşte demokrasi konusunda bir takım şeyler söylüyor. Ya sürekli bir kaşınıyor aslında adam. Yani sürekli bir doğruyu gösterme yolunda kaşınması söz konusu. Maalesef hiçbir çağda olmamış. Bugün de değil arkadaşlar. O çağda da değil. Farklı düşünen, sürüden ayrı olan kişiler tarih boyunca sevilmemiştir. Sokrates de sevilmiyor ve birçok düşman kazanıyor. Yani Sokrates'in dostu kadar bir o kadar da aslında düşmanı var. Ve idam cezasına mahkum olunuyor. Nedir? İşte gençleri bir takım fikirlerle şey yapmak, işte tanrılara karşı gelmek ve işte gençleri bir takım fikirlerle, düşüncelerle şeye doğru yönlendirme suçlamasıyla birlikte suçlanıyor ve idam cezasına çarptırılıyor. Arkadaşlar istese Sokrates'e zaten işte arkadaş şey de söylüyorlar. Yani hani burayı terk et, bir daha gelme buraya, işte Atina'ya gelme bir daha. O zaman hani cezanı şey yapacağız.
Ya da işte daha sonraki işte öğrencileri, yani şeyleri, müritleri falan da, öğrencileri de, mürit demeyelim de, öğrencileri de işte Sokrates hani kaçıralım seni gibi tehditler içerisinde de oluyor. Fakat Sokrates hiçbir zaman yani canını kurtarabilir arkadaşlar ama hiçbir zaman bunu kabul etmiyor. Düşündüğü düşüncelerinin her zaman için arkasında oluyor. Ve bunun için ölümü bile göze alabilen bir kişiden bahsediyoruz. O yüzden hani tarihte insanlık adına en önemli figürlerden bir tanesi. Ya ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insana kendi düşüncelerini savunması ve bunun için ölümü göze almak işte bu yüzden Sokrates olunuyor ve bu yüzden biz bu kişilere filozof diyebiliyoruz. Bu kişilere bilge diyebiliyoruz. Hayatı, tarihi, yaşamı değiştiren kişiler her zaman için kararlılıkla düşüncelerinin peşinde getiren kişilerdir. Umarım Sokrates'i hayatına biraz daha ayrıntılı da bakarsınız ve bu cesaret her zaman için sizde de bulunur. Hayatınızın her döneminde bu şu demek değil arkadaşlar, yani eleştiriye kapalı olun, başkalarının düşüncelerini hiç önemsemeyin anlamına gelmiyor. Fakat hayatınızdaki doğru bildiklerinizi, doğrularınızı cesaretle umarım bütün hayatınız boyunca savunursunuz. Bu yüzden de Sokrates işte bu anlamda bize çok ışık tutan, yani bizi cesaretlendiren, o ateşi yakan, o özgürlük, o düşünce, o cesaret ve o ateşi yakan kişi Sokrates. O yüzden bu kadar çok önemli aslında diyebiliriz. Sokrates'in tabii ki de ve aynı zamanda tabii hani biz ilk filozof olarak Thales'i sayıyoruz ama aslında yani Sokrates'tir diyebiliriz. Çünkü Sokrates'le birlikte aslında bütün düşünceler, işte dediğim gibi o ateşi tanrılardan alan ateşi aslında tanrıların ateşini, insanlığın ateşini, bilgi ateşini, felsefe ateşini aslında Sokrates yakıyor. Onun sayesinde bugün bu noktalara kadar gelebiliyoruz. Hem hayatındaki yaşayış biçimi hem de düşünceleriyle birlikte. Sokrates'in bir kere önce şeye bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz önce şeyden bahsettik, yani septiklere göre, Protagoras olsun, Gorgias olsun, bunlara göre doğru bilginin mümkün olmadığından bahsettik. Fakat Sokrates için asla böyle bir şey mümkün değil. Sokrates doğru bilginin mümkün olduğunu söylüyor ve doğru bilgiye biz ancak neyle ulaşabileceğimizden bahsediyor, akılla ulaşabileceğimizden bahsediyor. O yüzden rasyonel düşünce zaten hayatındaki, yani mitolojilere inanmayın diyor adam, yani diyebiliriz. O yüzden hani aklınız sizin kılavuzunuz olsun. Savunduğu şeylerden bir tanesi bu. Şimdi Sokrates hani biraz önce bahsettiğim gibi çok iyi bir retorik, yani çok iyi bir hitabet yeteneği var. Çok iyi bir konuşma yöntemi var. Bugün hala bizim kullandığımız Sokratik yöntem dediğimiz yöntemi kullanıyor. Peki bu Sokratik yöntem nasıl bir yöntem? Aslında iki tane temel özelliği var bu Sokratik yöntemin. Bir tanesi, ya hocam nasıl yapılıyor falan, bazen bana diyorlar hocam işte bahsediyorum Sokrates'ten bahsettiğimde falan. Hocam bir tane yapsanız da falan diyorlar ama tabii ki de yani Sokrates bir tane oluyor arkadaşlar, o kadar yani mümkünatı yok diyebiliriz. Ancak tabii ki kendinizi geliştirmekle şeyle yapılabilecek bir şey. Fakat da hani yöntem olarak nasıl yapıyor hocam derseniz şu şekilde yapıyor. Ve tabii Sokrates'in en şeylerinden bir tanesi de bu. En güzel özelliklerinden ve en özel özelliklerinden bir tanesi. Çok ünlü şeyi vardır ya, tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir diye. İnanılmaz mütevazi ve inanılmaz her zaman için hayat yolunda öğrenci olmayı
benimsemiş bir kişi. O yüzden hiçbir zaman bilgi açlığı bitmemiş bir kişiden bahsediyoruz. O zaman o her zaman için o arayışı, o şeyi her zaman için devam eden bir kişiden bahsediyoruz. Hatta şey hikayesi vardır. İşte ünlü bir bilge kahine gidiyorlar. İşte buranın en bilgesi kim diye soruyor başkaları. Onda o adam da işte kahinde Sokrates diyor. Sokrates diyor ki hayır işte onun üzerine zaten o ünlü sözünü söylüyor. Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir. O yüzden dediğim gibi yani en temel noktalarından bir tanesi de Sokrates hayatınızda şunu yapın diyor. Yani öncelikle her zaman için öğrenebileceğiniz şeyler var. Yani en ufağından en yaşlısına kadar bütün varlıklardan, hayvanlardan, bitkilerden, bütün evrenden, canlılardan, bütün varlıklardan öğrenebileceğimiz bir şey var arkadaşlar. Zaten Sokrates'in hani en temelde savunduğu şey bu. O yüzden ironi dediğimiz şeyi kullanıyor yöntem olarak. Sokratik yöntemin en temel kavramlarından bir tanesi. Bu da ne demek? Kendisinin hiçbir şey bilmediğini dile getirmek. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Önce bu şeyle yapın. Yani hayatınızda bunu getirin diyor. Sonra da öyle bir şekilde konuşuyor. Öyle bir şekilde yapıyor ki maotik diyoruz biz buna da. Bu arada Sokrates'in annesi ebe olduğu için hani belki onun da o nasıl işte varlıkları dünyaya getiriyorsa bir ebe olarak felsefe şeyde Sokrates'te maötik yöntem yani biz buna doğrultma doğurma yöntemi diyoruz. O da aslında fikirlerimizi doğuruyor. Bunu da nasıl? Doğru bilginin akıl yürütmeleri ile doğrultulması. Yani siz kendiliğinizden ortaya çıkarıyorsunuz bilgilerinizi. Bilmiyorum Sokrates işte zaten Sokrates bilgi felsefesine şunu savunur arkadaşlar. Ona göre biz bilgileri deneyimle değil doğuştan getirdiğimiz bilgiler vardır. Ve bu yöntemi kullanarak Sokrates bunu da kanıtlamak için bu yöntemi kullanarak hiçbir şey bilmeyen bir köleye matematik problemi, geometri problemi çözdürtür. Ben zaten öğrencilerime hep onu söylerim. O zaman eğer Sokrates'in söyledikleri doğruysa ve bu yöntemleri öğrenebilirsek aslında yani hepimizde matematik bilgisi var arkadaşlar korkmayın sadece doğru şekilde çıkması gerekiyor. O yüzden Sokrates zaten şunu da söyler yani öğretmenler aslında size yeni bir şey öğretmezler. Sizde var olan bilgiyi sadece ne yaparlar? Açığa çıkartırlar. Yani bir filozofun bir şeyin de bir bireyin de aslında görevinin bu olduğunu söyler. Sende olan cevheri, sende olan şeyi ortaya çıkar. Bence de bir öğretmenin en temel görevi budur. Yani bir öğretmen bir şeyleri dikte ederek öğrenemezsiniz zaten. Zaten sizde var olan şeylerdir. Ya benim de amacım o. Hani sizde olan o felsefi merak, felsefi şeyi ortaya çıkarabilmek. Sonrasında siz zaten kendiniz yolunuzu bulmaktan bahsediyoruz diyebiliriz. Nasıl yapıyor mesela bunu? Önce soru sorar. Sokrat. Sonra Sokratik yöntemde. Sonra karşı taraftan verilen cevaplar için kanıtlar sunulması istenir. Bir kere daha altını çiziyorum. Çünkü Sokrates için rasyonel yani akılcılık çok önemlidir. Akıldır her şey. Akla ve mantığa uygun olmalıdır. O yüzden siz bir şey söylüyorsanız diyor karşı taraf için bana bunun için kanıt sunman gerekir. Gerçekten de öyle. Şimdi sizinle bir şeyi tartışıyor olsak mesela bilmiyorum son dönemlerde şey var ya işte dünya düzdür gibi bir geyik demeyeyim ama hani böyle bir sav ortaya çıktı. Fakat arkadaş yani hani bunun için ne yapmanız gerekiyor? Benim dünyanın düz olduğuna inanabilmem için bana ne vermen gerekiyor? Kanıt sunman gerekiyor. Sonra verdim diyelim ki kanıtları. Yani kanıtları sundum ben sana. Bir de bunun karşısında neler var arkadaşlar? İstisnai örnekler var. Bu istisnai durumlar çok önemli. İşte daha önceki videolarda tümel uzlaşımdan bahsetmiştik. Yani çoğunun doğru kabul ettiği doğru mudur diye. Hayır. Bence değildir. Yani istisnalar kaideyi bozmaz sözü çok doğru bir söz değil. Çünkü istisnalar da önemlidir.
bütün bir fikirdeki, hayattaki her şeyde istisnalar da önemli. O yüzden Sokrat diyor ki istisnai durumların olduğunu belirterek sen diyor istersen diyor bir daha bir gözden geçir bakalım. Sen bir karar aldın da bir bak bakalım. Hani şu da var. Bir şey dedin ama bu da var. Bak bir istisnai durumda sen bir daha bir kardeş bir dur sen bir daha bir gözden geçir diyor. Ve işte dediğin gibi sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez çünkü Sokrat'a göre. Yani sen sorgulamaya devam et. Yani çabuk kararlar alma, çabuk fikirlerinde şey yapma. Ne yap diyor? Sorgulamaya karşı görüş geçersiz kılına kadar devam edilir. Devam et yani o ama tabii bunu Sokrates dediğim gibi tekrar bir kere daha üstüne söylüyorum. Yani şey yaparak yapmıyor bunu. Dikte ederek yapmıyor. Ve karşı tarafın böylece de Sokrat dikte ederek bunu söylemez. Karşı taraf bir süre sonra neye varır? Karşı tarafın doğru bilgiyi kendiliğinden çıkarmasını sağlar. Bir de şöyle ufak bir nokta da anlatmak istiyorum Sokrates'le ilgili olarak. Sokrates'in tabii ahlak felsefesi de bu bilgi felsefesiyle aslında yani hayat görüşüyle felsefi düşüncesi çok bir aradadır. Bu yüzden şöyle bir küçük bir anekdot. Üç filtre dediği bir şeyi söyler bize Sokrates. Bu üç filtre de şudur. Bir gün işte birisi gelir Sokrates'e der ki işte şununla ilgili bir haberim var sana der. Sokrates der ki tamam bana bu haberi söylemeden önce benden 3 filtreden geçmen gerekiyor. Bunlardan birincisi şu. Bu bir kişinin bu o kişinin iyiliği için mi? Yok aslında der adam. İkincisi peki bu bilgiyi almak hani peki bu bilginin doğru olduğundan emin misin? Hayır der adam. Üçüncüsü de gerekli mi? Peki bu bilgi benim için gerekli mi der. Aslında temelde baktığında çok da senin için gerekli değil der. O zaman Sokrates der ki o zaman ben bunu duymak istemiyorum der. Belki siz de bundan sonraki şeylerinize bunu biraz dikkat edebilirsiniz. Yani bir kişi hakkında konuşurken ya da bir kişi hakkında yorumda bulunurken bu kişinin iyiliğine mi doğru bir bilgi mi ve gerekli bir bilgi mi bunlara biraz daha bakarsak hani hayatımızda biraz daha şey olabiliriz diye düşünüyorum. Bu videoda da daha çok işte Sokrates'e sofistlere baktık arkadaşlar. En önemli filozoflardan felsefe tarihinin ve insanlık tarihinin aslında en önemli kişilerinden bir kişiye Sokrates'e şöyle ufak dokunuşlarla bakmaya çalıştık. Umarım memnun kalırsınız. Bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Her türlü sorunuzdan elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım keyifli zamanlar geçirirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.